Gel dostum. Bu gece Banu Dolham'ın misafiriyiz. Kendisi yok ama bunlar o aslan gibi kadından geride kalanlar. Hoş geldin Ebu İshak. Ben dileğimi elde ettim. Haç'tan geleceğini biliyordum. Geceyi burada geçirmen için bu çadırı kurdum. Ne? Nereye? Atımı nereye götürüyorsun? Atım olmadan Kufe'ye nasıl giderim, söyler misin? Bütün amacın bu muydu muhtar? Sen bunca zaman Kabe'de ne yapıyordun? Senin hala iraden zayıftır. Eğer aşk kafilesine katılsaydın, çoktan Kufe'ye varmış olurdun. Birbirimizden ayrılmamız lazım dostum. Sen git, ben burada kalacağım. O kadar kalacağım ki Allah bana acısın. Git. Benim yalnız kalmam lazım. Bana yardımcı ol ve git. 3 yıl Allah'ın evinin yanındaydım ama hala şeytan içimde barınıyor. Allah beni kahır etmiş. Beni kendi halime bırakmış. Git. Neden anlamıyorsun beni? Sen şimdiye kadar bir şeytanın atıymışsın. Neden bekliyorsun? Git! Muhtar, Hüseyin'in kanının intikamını almak cesur bir yürek ister. Ayakların çamurdayken Hüseyin'in intikamını alamazsın. Vahap muhtar, Vahap. Nasrani Vahap'la yolculuk et ki aşkın anlamını öğrenebilesin. Görüyor musun kızım? Bu boy poz, bu güçlü duruş, bu genç aslan, dünkü utangaç damattır. Kadınların bir bakışıyla yüzü renkten renge girerdi. Görüyor musun bu miğferiyle nasıl da yakışıklı ve güçlü görünüyor?
Bu kıyafetle sana daha da aşık oldum Vahap. Bir de esas onu savaş meydanında görsen ne yaparsın? Aşık olursun ona. Vahap bugün genç gelinin önünde boy göstermek istiyor. O savaş meydanında gür ve güçlü sesiyle annesini sevindirmek ve kılıcını çekmek istiyor. Hiç şüphem yok ki aslan oğlum, bugün yeri ve göğü, insanlara, cinleri ve şeytanları kendine baktıracak. Anne sen ne diyorsun? Ya yapamazsam ne olacak? Sen aslansın oğlum. Ben bilirim ne doğurduğumu. Biliyor musun Vahap? Neyi biliyor muyum? İyi savaşmayı. Annemin dediği kadar değil. Kılıç ve at her Arap'ın haysiyetidir. Ve ben de bir Arap'ım. Haysiyetimi korumaya çalışacağım. Düşman binlercedir ama biz yüzden bile azız. Bu gibi durumlarda en iyi savaşçılar bile acemi sayılırlar. Böyle bir savaşta sadece aşk üstündür. Aşk olursa kılıç işini yapar. Canımın içi. Allah bizi peygamberin torununun yoluna koyduğu için çok seviyor herhalde. Hüseyin'in eli sana iyi geldi. Sen Zehra'nın en iyi yardımcısısın. Saadetin kuşu omzuna oturdu. Meleklerin yüce meclisine davet edildin. Çocukluk ve yaramazlık yaparsan meclise varamazsın. Anneciğim, sanki bu Vahap'ı son görüşünmüş gibi konuşuyorsun. Bugün Neynava'da herkes birlikte ve yan yana saf tutmuş. Benim oğlum da onlardan biri. Vahap savaş meydanına gidecek ve kanını bizim elimizin kınası yapacak. O zaman ben ne yapacağım? Benim ne babam var, ne kardeşim, ne de akrabam. Gelininiz olanın 20 gün bile olmuyor. Tek umut ve aşkım Vahap'tır. O olmadan nasıl yaşarım? Gül gelinim, sakın şeytanın vesvesesine kapılıp da gözyaşların onun yolunu değiştirmesin. Senin gibi deli bir aşık erkeğinin ahiret saadetine mani olmaz. Anneciğim, gelinimi sana ve seni de Allah'a emanet ediyorum. Onun için de Vahap'ı doğuran yufka yürekli anne olacağına söz ver. Sen rahat ol aslan oğlum. Bundan böyle bu küçük melek hem benim gelinimdir hem de oğlumun yadigarı. Bir şartla. Bir şartla meydana gitmene razı olurum Vahap. Şart mı? Bugün Hüseyin'e yaverlik etmek Allah'ın ümmetine verdiği en önemli ve en yüce görevdir. Allah'ın teklifine şart koşmak insafsızlıktır. Dediğimi duydun Vahap. Şartımı kabul etmezsen Hüseyin'e ve Hüseyin'in Allah'ına şikayet ederim seni. Şartın ne? Kabul edeceğine söz ver söyleyeyim. Şartının ne olduğunu bilmeden nasıl söz vereyim? Korkma, korkma Vahap. Benim gibi bütün arzuları ve ümitlerini gözlerinin önünde kaybetmeye hazır olan bir yeni gelin için bu şart insaflı bir şarttır. Pekala. Ey oğlum, şartı senin gitmemense ne olacak peki? Kabul edecek misin? Anneciğim, böyle bir şey istemek için iradesiz olmam lazım. Bu yaşta hakkım değil mi benim? Böyle bir durumda kendi mutluluğumu tüm gücümle korumaya çalışmam. Senle oğlun istiyorsunuz. Ben istemeyeyim mi? Korkmayın. Benim şartım Vahap'ı yüce meclise göndermeyecek bir şey değil. Pekala, pekala. Kabul ediyorum. Bana söz vermelisin. Dünyada bana veremediğini ahirette vereceksin. Bana söz vermelisin. Kıyamette ben yine gelinin, sen de kocam olacaksın.
Subhanallah. Sen nereye gidiyorsun Banu? Senin şevkle kanatlandığın yere. Ya cehennemliksem? Yine yanımda kalacak mısın? Cehennemin kapısı Hüseyin ve fedailerine kapalıdır. Ne güzel bir şart bu güzel kızım. Tamam mı Vahap? Gelinimin şartını kabul ediyor musun? Kabul etmeyip de ne yapayım? Kabul. Gönlüm rahat olsun diye bana güven vermelisin. Şerefimden daha iyi bir güven var mı? Evet. Ama ben Efendimiz Hüseyin senin kefilin olsun istiyorum. Kara yüzlü ve kara gönüllü halkı. Siz İsrailoğullarından daha kötüsünüz. Ne yaptığınızı biliyor musunuz? Siz kendi peygamberinizin torununa yolu kapattınız. Acaba Hüseyin size bir kötülük mü yaptı? Yoksa sizin hakkınızı mı yedi? Yoksa sizden birinin kanını mı akıttı ki canına kast ediyorsunuz? Allah'a yemin ederim ki Hüseyin'den elinizi çekmezseniz kıyamete kadar barış sizden uzaklaşacak. Rezillik ve kötülükle uğraşacaksınız. Allah'ın bereket ve nimetleri size nasip olmayacak. Yeter! Nozami! Can sıkan vaazlarını kes artık! Kimsin sen? Hobab'ın oğlu Abdullah'ın oğlu Vahab'ım ben. Efendim Hüseyin'le karşılaşmadan önce boş şeylerle uğraşan biriydim. Hüseyin'in sözü ve emriyle onun yaveri olmaya karar verdim. Onun fedaisi oldum. Allah'a yemin ederim İsa Mesih cennette Hüseyin'le görüşmeyi bekliyor. Güneşi, ayı ve yıldızları yaratana yemin ederim. Bu gördüğünüz toprağı ve fırtınalı denizleri, yağmuru gönderene yemin ederim ki ben buraya peygamberin torununun yanında durmaya ve canımı feda etmeye geldim. Kendisini destekleyecek adam bulamamış. Bak kimleri yardımına çağırmış. Git çocuk. Biz kitap ehliyle savaşmayız. Allah ağzının payını verecek melun. Sen kendi kutsal kitabına savaş açıyorsun. Hüseyin'in batıl olduğu buradan belli. Senin gibi anasının kuzusunu savaşmaya göndermiş. Üzerine giydiğin bu kıyafet ve bu işaretler nedir çocuk? Thank you.
şampiyon oyunlarını seyredeceksin. Git annesinin yasını tutmasını sağla. Emredersin emirim. Şaşmam. Teke tek savaşacaktık hani. Erkek sen meydana gel. Bu yılan yavrusunun dilini kesen birine çok iyi bir mükafat vereceğim. Çekilin ahmaklar! Naaşından da korkuyor musunuz? Hayır emir, hala yaşıyor.
Onu kaldırıp çarmıha girin ki emir hakkında karar versin. Yapmaya çalışıyorsun Şemr. Bu da ne böyle? Vahap adında bir kelbidir bu. Hüseyin sahabesi olmadan önce tersalardanmış. Halkın Hüseyin ve eshabının Müslüman olmadığına inanmaları için iyi bir delil olur bu. Sen neler söylüyorsun Şemr? Bunlarla niye zaman harcıyorsun? Saldırmak yerine bunlarla niye uğraşıyorsun? Teke tek savaşa rıza göstermemeliydin Ömer. Bizim adamlarımız ölümden korkuyorken Hüseyin'in adamları ölmek için savaşıyorlar. Her biri bizim onlarca adamımıza bedeldir. Örneğin bu genç adam bizim birkaç güçlü adamımızı öldürdü. Kafasını kesin ve annesine gönderin. Ayrıca Şemr, Hüseyin'in adamlarının bizimkilerle konuşmalarına asla izin verme. Bu cemaatin dili kılıcı kadar keskindir. Evet Emir.
haccın kabul olsun Ebu İshak. Ayağa kalk. Küfe seni bekliyor. Siz ne yapıyorsunuz Banucuğum? Yanlış mı? İyisi ettim? Kötüsü size feda olsun. Siz kendinizi yormayın. Elleriniz soyulup da yaralanırsa Ebu İshak'a ne diyeceğim ben? Evhamlanmamak için kendimi meşgul etmeye çalışıyorum Zarbi. Neden endişelisiniz Banum? Mekke'den Küfe'ye yol kaç gün sürer Zarbi? Hangi ayakla? Ayak mı? Evet. Devenin ayağıyla bir ay, hızlı bir atla 20 gün. Devenin ayağıyla da hesaplasak muhtar çoktan varmış olmalıydı. Yolunu kaybetmiş olmasından korkuyorum Zerbi. Ebu İshak yolunu kaybetmez. Çölü avcunun içi gibi bilir Banum. O zaman nerede? Neden varmadı? Boşuna endişelenmeyin Banu. Ebu İshak aynı yolu giderken de yalnız gitti. Gecikmesinin muhakkak bir hikmeti var. Belki de Mekke'nin nöbetçilerini şaşırsın ve def etsin diye kasten yolunu uzatmıştır. Horeh nerede? Horeh nerede Zerbi? Buralardaydı Banu. Toprakla oynuyordu. Kuyuya düşmüş olmayasın çocuğum. Korkma Banum. Çukura falan düşseydi seslenirdi. Sesini duyardık. Su. Su Zerbi. Hore. 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 Neredesin çocuğum? Sen yavrum. Hore! Hore!
Bu çocuk hangi lisanla konuşuyor Banu? Babasının lisanıyla. Kızınız mı bu? Senin kızın işte. Tavşanı da alalım mı? Sen hep insanı şaşırtırsın muhtar. Av dediğin işte budur Banu. Avı şaşırtmazsan av olmaz ki. Horre! Horre, neredesin yavrum? Yok, nereye gittin be çocuk? Kız çocuğu bu kadar yaramaz olur mu ha? Dünya işleri tersine dönmüş. Hep kızlar annelerine benzerler diyebiliriz. Bu kız zerre kadar annesine benzememiş. Aynen babası gibi asi bir çocuktur. Ya bir akrep onu sokmuşsa ne yapacağız? Ey yaramaz küçük şeytan, neredesin? Bizim Ebu İshak gelmiş. Emanetlere böyle mi bakıyorsunuz Erbi? Bu çocuk az kalsın ölüyordu. Başına kurban olayım Ebu İshak. Bu çocuk normal bir çocuk değil ki. Ateş parçasıdır. Kara beladır. Zerbi. Evet Banucuğum. Yalan değil ki. Küçücük çocuk korku nedir bilmiyor ki. Etrafta ne kadar hayvan varsa ondan kaçıyorlar. Bir gün elim kadar kalın bir yılanı kovalıyordu. Allah korudu onu yılandan. Ben Horre kadar korkusuz ve inatçı bir kız çocuğu görmedim. Erkek olsaydı emin ol babasını geçerdi. Bakar mısınız? Şimdi o zavallı tavşanı o kadar çok sıkacak ki onu öldürecek. Bırak gitsin çocuğum. Öcüyor. Hom hom ham ham ham. Sıktım ama bir şey olmadı. Bu da diğer emanetiniz. Tertemiz ve güçlü. Sizi tanımış ve çok sevindi. El hakkı iyi bir emanetçisin Zerbi. Ama bundan sonra olamam. Az kalsın emanetlerinin altında belim kırılacaktı. Al muhtarım. Bu evin barkın. Bu Omre Banu ve çocuğun. Bu da Düldül'ün. Beni muafet muhtarım. 3 seneden sonra bir gece olsun rahat uyumak istiyorum. Niye kızgınsın Zerbi? Kızgın mı? Çıldırmak üzereyim. Az kalsın küçücük çocuk yıllarımızın haysiyetini silip süpürecekti. Allah için bugün ona bir şey olsaydı kim inanırdı benim suçum olmadığına? Bu çocuk sakin ve normal bir çocuk değil. Bugün niye Horre ile uğraşıyorsun? O benimle uğraşıyor. Bana ahi dalı diyor. Yani kötü Zerbi, yaramaz Zerbi. Zerbi. Benim için bağışla onu.
Tabii ki bağışlarım. Siz canımı isteyin. Hoş geldin muhtarım. Geç kaldım, merak ettim seni. Özür dilerim Zerbin. Muhtar senin sırtında ağır bir yüktür. Allah güç versin, telafi edeyim. Evet muhtarım, ne yükü? Ben her zaman senin emrindeyim. Eline sağlık Banu. Annemden ne haber? Haberini alıyorum. Bir kez onu görmeye gittim. Allah'a şükür sağlığı yerindeydi. Ama biraz yol yorgunuydu. Biraz da yalnızlık çekiyordu. Buraya gelseydi yalnızlık çekmezdi. Hayır, olmazdı muhtar. O masabet daha büyüktür. Banu Don ve onun evine gitmeliydi. Aslında neden Kuma'nın evine gitti demek istemiyordu. Senin kıskançlıktan arınmış biri olduğunu biliyorum. Ama Donme, bağ, bahçe, gül, bitki, tavuk ve horoz ehlidir. Burası ona çok iyi gelirdi. Küfe'de kafesteki kuş gibi olur. Banu Donme konuşma ve muhabbeti seven biridir. Onunla muhabbet etmeyi ne kadar sevdiğimi Allah biliyor. Ama keşke yaşlı kadını kendi evi ve bahçesinden ayırmasaydın. Başka çarem yoktu ki Omre. Taif Zübeyir yanlılarının Hicaz'da olmalarından ve benimle olan meselelerinden dolayı güvenli değildi. Benim teslim olmam için onu rehine almalarından korkuyordu. Gerçekten de Zübeyir taraftarları amaçları için aile ve ev halkında savaşa katabilecek kadar hain insanlar mı? Zübeyir yanlıları Emevilerden daha kötü ve tehlikelidirler. Kabe ateşte yandığı gece ben bunu barizce anladım. O gece Zübeyir'in oğlunun yanan Kabe'ye bakışını gördüm. Şeytanın bakışıydı onun. Tüylerim diken diken oldu. Bilsen nasıl zevk alıyordu. Ateşi söndürmemize karşıydı, inanabiliyor musun? Neden? Diyordu ki böylece Yezid'in hükümeti düşecek ve Zübeyir'in hükümeti kalacak. Demek ki Mekke seferinin meyvesi buymuş. Bundan böyle muhtar iki meydanın aslanıdır. Hem Yezid yanlılarına karşı hem de Zübeyir yanlılarına. Mekke seferimin meyvesinin ne olmasını beklerdin? Hacı. Hacca gitmenin en önemli meyvesi marifettir. Yeni bir düşmanı tanımak az bir iş midir? O zaman daha zor günler için hazırlan. Sence Omre sadece evinde oturup yemek pişiren bir kadın mı? Evine bir bak. Senin yokluğunda her şeyin temiz ve düzenli olmasına gayret ettim. Yokluğunda hakkındaki dedikoduları duymak kolay değildi. Sürekli yola bakıyordum ne zaman geleceksin diye. Sen o cephede savaşıyordun, ben de bu cephede savaşıyordum. Sen Kabe'yi savunuyordun, ben de o hikayeleri kızımıza anlatıyordum. Ben düşmanlara karşı koyuyordum, sen de gönlüne. Senin cihadın daha zormuş. Emeğin de daha fazla. Şimdi payları dağıtma zamanı değil hacı.
Düşmanlara galip gelmen için daha uzun bir yolun var. Niye oturuyorsun? Kalksana. Sen 3 yıl Küfe'nin dışındaydın. Hüseyin'in fedaileri seni bekliyorlar. Şey mi kaybettin? Sağımı solumu şaşırdım ben Kanne. Endişeliyim. Kalbim şuradan fırlayacak sanki. 3 yıldır Ebu İsa'yı görmedim. Birbirimizden hiç bu kadar uzak kalmamıştık. Sen yalanı beceremiyorsun. Hemen kendini ele veriyorsun. Bazen gönlünde barındırdığın aşkı kıskanıyorum Kiyan. Ne mutlu sana ki hep bir muradın ve aşkın var. Arkana dön Kiyan. Beklediğin geldi. Hoş geldin Kiyan'ın dev öldüren Rüstem'e. Hoş bulduk aşk yolunun savaşçısı. Bu Kiyan sizi efsanevi İranlı Rüstem'e benzetmeden duramıyor. O sizi ünlü Arap aslanı İranlı Rüstem'e dönüştürecek. Ehlen ve sehlen Ebrehe öldüren Arap aslanı. Ha Ebrehe öldüren ha dev öldüren. İkisi de aynı anlama gelir Benkame. Ebu İshak, Arap olan sen ve İranlı olan benim için aynı liderdir. Onun gibi bir adam herhangi bir kavme bağlı olamaz. O herkese aittir. Sen şakadan da anlamaz mısın Kiyan? Güzel bir şaka değildi. Galiba yine İranlı damarı kabardı. De ki kendi Arap damarım kabardı. Ne yaparlarsa yapsınlar Arapsın işte. Bu çocuk gibi huylarınızı çok özlemiştim kardeşlerim. Bu çocukça davranışlarla beni eğlendirmeye mi çalışıyorsunuz? Evet, sizi biraz eğlendirmek istedik. Buraya dönmüş olmaktan ve sizleri sağ salim görmekten çok mutluyum. Çok değişmişsin diye duydum. Evet, değiştim. Beklentilerimin çoğunu bulamadım. İnandığım çok şey de değişti. Evet, değiştim. Ya Lesarata Hüseyin. Bu özgür insanların sloganlarıdır. Arap olsun, Acem olsun. Irkların birbirinden üstünlüğü şaka amacıyla olsa bile cahil Araplara ait bir konudur. Ali'nin yolundan gidenlere değil. Ruhunuzu böyle şeytani şeylerle kirletmeniz yazık olur. Arap ve Acem, her ikisini de Allah yarattı. Kardeş ve eşittirler. İnanç üstünlük sağlar. Tüm adamlarımızla konuştuk. Küfelilerin yaklaşık 1/3'ü biat etmeye hazırlar.
İslam bilginlerinin çoğunun Süleyman'ın etrafında toplandıklarını ve gitmek istediklerini duydum. İntihar peşindeler muhtar. Süleyman'ın yeterli dirayeti yok muhtar. Kum'un bilginleri onu nasıl davet ettiler? Çünkü sen Kufe'de değildin muhtar. İbni Ziyad kaçınca Aliyanlılarının tek sığınağı Süleyman oldu. O da kendine Tavvab dedi ve Ya Leser Adel Hüseyin sloganını söyledi. Önemli olan ameldir Benkame. Ben ya da Süleyman fark etmez. Süleyman sizin hakkınızda iyi şeyler düşünmüyor Ebu İshak. Sizin hükümet sevdalısı olduğunuzu düşünüyor. Hüseyin'in kanı bahaneymiş. Ben Kum kentinin birçok bilginiyle konuştum muhtar. Siz isyan ederseniz size katılırlar. Haklılar da. Süleyman'ın savaş konularında yeterli ve gerekli tecrübesi yoktur. Onun öldürme şevki yok Ebu İshak. Ölme şevki var. Küfe'ye çok güçlü bir şekilde girmelisin Ebu İshak. Hayır. Ben Küfe'ye sessiz sedasız gireceğim. Kum bilginleriyle konuşup onları vazgeçirmeye çalışacağım. Bizim güç gösterisi yapmamız Aliyanlılarının bölünmesi demektir. Zübeyir bizi Tavvabilerle birbirimize düşürüp Kufe'ye hakim olmak istiyor. Zerbi. Düldülün iplerini çöz. Neden muhtar? Onu size hazırladım. Çok yiyip ve yatmış. Yok, daha ona binmenin zamanı gelmedi. Geç bile kaldınız muhtarım. Bin ona bak nasıl bir at olmuş. Normal giderken sanki dans ediyor. Koşmuyor, uçuyor adeta. Bin bak nasıl bir at olmuş. Düldül özel günlerin atıdır Zerbi. O hazırdır. Ben hazır değilim. Peki neyle Küfe'ye gideceksin? Mekke'ye gittiğim arkadaşımla. Onun hiç enerjisi kalmadı ki. Günahtır. Mekke'den sizi buraya getirmesi az iş değil. Hayvan yaşlanmış. Gençlik kuvveti yok onun. Biz idare ediyoruz. Gel Düldül. Gördün mü? Ben elimden geleni yaptım. Ama olmadı. Biraz daha beklemen lazım. Sana neler planlamış Allah bilir. Ya Leserat el Hüseyin! Ya Leserat el Hüseyin! Ya Leserat el Hüseyin! Alben Nasser'in Yansani! 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 Ya kaçtılar. Kalanlar da Zübeyrilere biat ettiler. Tavvabiler Hüseyin'in katillerinin peşinde. Zübeyrilerle alıp veremedikleri yok. Öyle taraf tutmak olmaz. Siz Müslümansanız Zübeyrilere biat etmelisiniz. Aslanın kuyruğuyla oynamayın haydutlar. Oynasak ne olur yani? Karın dul kalır, çocuğun da yetim. Ne büyük bir hata yaptım ben. Ne dedin emirim? Sen kapa çeneni Saad'ın oğlu. Bu ağız yakan çorbayı sen ve arkadaşların bize pişirdiniz. Kusura bakmayın emir. Neden biz? Biz her türlü size teslim ve itaatkar olduk. İnsanların önüne çıkmadık. Tanıdığımız herkesi terk ettik ve yaşlı kadınlar gibi evde oturduk. Zercoşan'ın oğlu... Bir çocukla mı konuştuğunu sanıyorsun? Bu insanları kim böyle isyan ettirdi? Ben mi, siz mi?
Eğer ben sizin biatınızı kabul etmeseydim, bugün tavvabilerin laneti boynumda olmazdı. Eğer Hüseyin'in katilleri olan sizlere biat etmeseydik, tavvabilerin Zübeyrilerle bir alıp veremedikleri yoktu. Bu cemaat yaşlı, korkak ve cahildir emirim. Siz boşuna onlardan korkuyorsunuz. Küfe için en büyük tehlike bir kertenkele kılığında Küfe'ye gizlice giren ve kimsenin ne yapmak istediğini bilmeyen bir yılandır. Muhtarı kastediyorum. Bu durumda bunun sırası mı şimdi Ömer? Merhaba. Sad'ın oğluna merhaba. Merhaba. Sen siyaseti kimin yanında öğrendin söyle bakalım Ömer. Eminim İbni Ziyad'ın yanında öğrenmemişsindir. İbni Ziyad da şayet senin siyasetin olsaydı, muhtara nefes alma fırsatı asla vermezdi. Ben Binyezid'im. Yeni emiriniz. Bu da İbrahim. Rahmetli Talatul Hayr'ın torunu. Birbirimizin yardımlarıyla Küfe'yi idare edeceğiz. Hoş geldin şey. Bu nasıl kıyafet böyle? Böyle giyindik ki bu şekilde tavabilere benzeyelim ve onların gazaplarına uğramayalım. Çünkü aşırı öfkeli ve kızgın görünüyorlardı. Irak'ın karmaşık durumuna hoş geldin emirim. Karmaşık derken Küfe'yi mi kastediyorsun? Evet emirim. Allah'a yemin ederim ki siz tam Küfe'ye layık birisiniz. Sizin Zübeyrilerin en iyi siyasetçilerinden biri olduğunuzu duydum. Evet. Eğer çok iyi bir siyasetçi olsaydım, siyaset için burası gibi bir yeri asla seçmezdim. Yani idareci olduğunu iddia eden yüzlerce soytarısı olan bir yeri. Sayın Ömer, sanırım şimdiye kadar yanlışlarınızı fark etmişsinizdir. Siz Küfe'de vermiş olduğunuz yanlış bir kararla Zübeyrilerin haysiyetlerini yerle bir ettiniz. 3 yılda kazanabildikleri haysiyetlerini yok ettiniz. Ve eğer yaptığın bu hatanın istemeyerek ve cahillikten olduğuna inanmasaydım, hemen icabına bakmaları için gerekli emri tereddütsüz verirdim. Sa'd'ın oğlu ve sen Zelcoşan'ın oğlu ve Hüseyin'in kanına ellerini bulandıran ey günahkar zavallılar. Zübeyriler Hüseyin'in kanının akmaması için elinden gelenin fazlasını yapan tek tayfadır. Unutmayın. Tek tayfa. Ve bilin ki Zübeyriler söylediklerinin arkasındadırlar. Hüseyin'in katillerini yakalamaları için kesin kararlıdırlar. Tavabilerin istediği şey de aynı. O zaman gidin ve kendinizi bizimle ve tavabilerle savaşmak için hazırlayın bakalım. Eğer kazanırsanız bu taht ve içinde bulunduğumuz bu hükümet sarayı sizlerin olsun. Thank you.
Seyidi! Seyidi! Mevlam, kalkın. Seyidin canı kalkmak istemiyor. Yine inek gibi meme yapıp duruyorsun. Efendim, kalkın. Ay kafan kırılsın senin ey münasebetsiz. Ne istiyorsun benden söyle ne? Cahil gariban adam. Sana demedim mi kapıyı kim çalarsa efendim evde yok de diye ha? Seyidim, muhtar gelmiş. Ha? Muhtar gelmiş. Kim? Muhtar gelmiş. Muhtar mı? Çabuk bu ortalığı topla hemen yalla. Eyvah. Eyvah. Ekmek. Meyve. Sirke. Helva. Birazcık. Allah'ım, ne mutluluk bu. Ne şereftir. Bu bizim Ebu İshak'ımız mı? Doğru mu görüyorum? Bu uzaklığınla bizi öldürdün. O ne kadar kötü kokuyorsun. Sen hala bu kötü huyundan vazgeçmedin mi? İnan ki hayır. Yani aslında evet. Namazımın bir rekatı kaza olmadı. Namazın bu kötü kokuyla ne ilgisi var? Alakası yok mu? Namaz azgınlıktan ve kötülükten alıkoyar insanı. Biliyorum. Ama seni rahatsız eden bu koku çok yakında namazımı kıldıktan sonra yok olacak. Senin gibi birine yazık değil mi? Ben de insanım muhtar. Benim de bir tahammülüm var. Bir şey dolarsa mutlaka taşar. Ne kadar sabırlı olabiliriz ki? Bir yerden sonra iplerimiz başkasının elinde. Ben çok yalnızlık çektim. Bu lanet, nifak, yalan ve riyakarlık dolu şehirde sen gittikten sonra ben de kimsesiz ve yetim kaldım. Bir elin sesi yok muhtar. Acı keder Hüseyin. Canıma bir ateş gibi düşmüş ve beni yakıyor, yakıyor, yakıyor. Şimdi de şarap satmakla geçimimi sağlıyorum ben. Sadece şarap beni bu durumdan kurtardı. Şimdi sen gelince şaraba ihtiyacım yok. Yemin ederim bundan böyle içmeyeceğim. Allah'ın izniyle ne zaman gideceksin ha? Sana çok önemli bir sorum var Ubeyde. Hüseyin'in aşkını şarapla doldurulan bir gönüle nasıl sığdırabilirsin? Muhtarın benim aşkıma inandığına seviniyordum. Eğer inanmasaydım zaten burada olmazdım. Bu gece seni bekliyorum Ubeyde. Gel de planlarımız hakkında konuşalım. Başım gözüm üstüne muhtar. Hoş
geldin Ebu İsa. Beytullah'ı savunan savaşçıya selam olsun. Düşmanları dövsün muhtar. Ey muhtar, sensin düşmanımızın katili. Sensin bizi savunan. Sensin cezalarını veren. Sensin bizim gücümüz. Sensin akıllı komutanımız. Şükran, şükran. Muhtar, bu günahkar halkı uykularından uyandır artık. Artık bitsin bu düşmanların bize yaptığı zulümler. Rabbim cehennem ateşinden bizi koru. Merhaba, aferin. Sen misin Ebu İshak? Vadeye vefa İsmail. Geleceğime söz vermiştim. Uyanık mıyım acaba? Rüya mı görüyorum? Yoksa ölüm haberimi mi bekliyordun? Doğrusunu istersen hayır. Allah'ıma şükürler olsun. Muhtar, muhtar, kardeşim. İsmail, cemaate söyle gürültü yapmasınlar. Doğru olmaz. Burası Kufe'dir Ebu İshak. Zübeyriler Kufe'de kör ve sağırlar. Zübeyrilerin gözü ve kulağıyla işim yok. Daha önemli bir neden var. Ey Kufe'nin ahalisi! Merhaba size. Muhtarı sevdiğiniz için ve beni de Ebu İshak'ın yanında müşerref ettiğiniz için. Herhalde Ebu İshak Mekke'den bize değerli bir müjde getirmiştir. Şu anda yol yorgunudur. İzin verin. Yorgunluğunu gidersin. Şimdilik tezahürat yapmayın lütfen. Zübeyir'in oğluna şartlı olarak biat ettiğini duyunca sana çok kızdım doğrusu. Ve kendime dedim ki eğer muhtarın yedi canı bile olsa yine de Zübeyrilerin elinden sağ çıkamayacak herhalde. Doğru düşünmüşsün İsmail. Allah'ın lütfu olmasaydı Zübeyrilerin fitnesinin ateşinde yanardım. Bu cemaat Yezid ve tayfalarından bile daha kötü bir tayfa olacak. Biat ettiğini duyunca şaşkınlıktan deliye döndüm. Sen kim, Zübeyriler kim? İmamımız Ali'nin dediği gibi o kendi babasına bile acımayan Zübeyri'nin iblis ve lanetli oğludur. O Cemen Savaşı'nda kılını babasının boynuna koydu ve onu Ali ile savaşmaya zorladı. İsmail, ben bu biatla adımı bazı Ali taraftarlarının nezdinde kirlettim ki bu iblisin kötülüğünü onu sevenlere ispat edebileyim diye. Unutma ki Kufe'de hala büyük bir kesim bu iblisin oğlunun taraftarıdır. Bu gece kardeşinle beni görmeye gelin. Konuşacaklarımız var. Çok önemli şeyler. Başım üstüne. Muhtarın liderliğine inanmasaydım başımın üstünde iki boynuz görebilirdin. Zübeyrilere teslim olmadın değil mi muhtar? Abdurrahman, Zübeyriler Ali'ye yaptıklarından sonra bizi hiçbir zaman ellerinde tutamazlar. Zübeyrilerin sofrasında oturan bir Ali yanlısı iflah olmaz, ölür. Muhtar nasıl sağ kalmış o zaman? Sağ kaldım. Çünkü bende panzehirleri vardı. Duydum ki Irak hükümeti şartıyla biat etmişsin. Doğru duymuşsun. Demek Kufe'ye hükümet için geldin. Hayır. Kufe'ye isyan için geldim. Yani Zübeyrilerin emiri değil misin muhtar? Ben Ali taraftarlarının emiriyim Abdurrahman. Ben biraz şaşırdım. Haklısın. Siyaset, siyasetçi olmayanlar için şaşırtıcıdır. Şaşkınlıktan kurtulmak istiyorsan bu gece beni görmeye gel.
Hanefi'nin oğlundan senin de duymak isteyeceğin bir hükmüm var. Bekliyorum Şuray'ın oğlu Abdurrahman. Aslan Ali yanlılarını görmek ne güzel. Mekke'de gösterdiğin cesaret müritlerinin ağzından düşmüyor muhtar. Savaş marifetlerinden Yezid yanlıları ve Zubeyrilerin ağızları açık kalmış. Sahip, Şamlı devi yere seren benim mucizem değildi. Ali'ye olan aşkım bana güç verdi. Ali, Ali, Ali. Allah'a yemin ederim su olsa ben de yüzerim. Göğsüm Ali'nin aşkıyla dolu. Kerbela fırtınalı bir deniz gibiydi. Neden geri adım attın? Nedenini bilmiyorum Ebu İshak. Bilmiyorum. Serzeniş etme çünkü gerçekten çok pişmanım. Şeytan içime girdi ve beni Kerbela kafilesinden korkuttu. İsyan edeceksen beni de al yanına. Bu gece buluşacağız sahip. Benim evimde. Hanefi'nin oğlundan bir hükmüm var. Bunu herkesin duymasını istiyorum. Hoş bulduk anneciğim. Yol yorgunluğu bir yana, evimden, barkımdan ve sevdiklerimden ayrı düşmek bir yana, hele ki bu yaşta, Zubeyrilerin cefakarlığı bana lütuf oldu. Annemin yanında yaşayayım diye. Öncelikle daha yaşlanmamışsın çocuğum. İkincisi de zannetme ben ömrümün sonuna kadar Küfe'de kalacağım. Yakında muhtar isyan edecek. Tüm Zubeyrilerin de icabına bakacak. Ve ben de Taif'e geri döneceğim. Bu adam sizin akrabanız mı Banu? Bu adam benim oğlumdur. Erkek olmuşsun oğlum. Seni çok özlemiştim baba. Özlemini dile getirme. Neden baba? Savaş adamları özlemlerini dile getirmez. Ben müneccim olmak istiyorum baba. Savaşı sevmem. Çok güzel. Müneccimlik çok iyi bir meslektir. Peki neden müneccim olmak istiyorsun? Çünkü bir müneccim güneş, ay ve yıldızlarla uğraşır. Allah da gökyüzünde yıldızların arasındadır. Müneccim olup Allah'ı bulmak istiyorum. Allah her yerdedir oğlum. Evet ama daha çok gökyüzündedir. Sabetçiğim, bu konuyu muhtarın yorgun olmadığı bir zamana bırak. Peki büyük anneciğim. Yine geldim Nariye. Her zamanki halimle. Hoş geldin muhtar. Ev sensiz bomboştu. Dönme gelince senin havanı da getirdim. İnandım geleceğine. Bu geceden sonra evin savaş meydanıdır. Buna hiç şaşırmadım. Dönme bana her şeyi ayrıntılarıyla anlattı.
Nail'e. Babanın canı, nasılsın? Ne kadar da büyümüşsün. Ellerinden öperim babacığım. Anneciğim, Bahsi kaybettim. Babam beni tanıdı. Allah bilir ki ben savaş ve kan dökmekten yana değilim. Ama diliyorum ki Allah kardeşim ve ehli beytinin katillerinin cezasını versin ve onların kanının intikamını alsın. Muhtar benim emin emir ve vezirimdir. Onu Irak'a görevlendirdim ki bizleri savunsun. Muhtara yardımcı olan herkes bize yardımcı olmuştur. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bu durumda bize görev verilmiştir. Eğer Seccad İmamı Saygın amcasının oğlu Muhammed Hanefi'yi cihat konusunda tam yetkili vekil ilan etmişse ve eğer Hanefi'nin oğlu bu hükümle muhtarı emir ve veziri ilan etmişse, o zaman Ali yanlısı liderler tartışmasız olarak muhtara biat etmeliler. Niye eğer diyorsun Abdurrahman? Eğer demişsem günah mı işledim? Öyle eğer diyorsun ki sanki Ebu İshak bu hükmü kendi kendine yazmıştır. Bu hüküm şüpheli mi Abdurrahman? Şüpheli değil Ebu İshak. Keskinliği yok. Biz öyle bir cihatla görevlendirildik ki İmam Seccad, Ali taraftarının imamı kesin olarak emretmemiş. Bir aracı tayin etmiş. Onun aracısı da başka bir aracı tayin etmiş. Ubeyde biraz acele etmiş. Ben asla muhtara yalancı demedim. Muhtarın hükmü de yalan demedim. Benim eğer demelerim hükmün kesinliğiyle ilgilidir. Bu hükümde yazıyor ki ben savaş ve kan dökmekten yana değilim. Ama dilerim ki Allah kardeşimin katillerinin cezasını verir. Bir de demiş ki kim muhtara yardım ederse bize de yardım etmiş olur. Bu hükme göre Hanefi'nin oğlu muhtarı tayin etmiş. Muhtarın isyanını değil. Yani eğer muhtar isyan etmek isterse kendi iradesiyle isyan etmiş olur. Abdurrahman haklıdır. Bu hüküm ne isyana davet ediyor ne de İmam Seccad'ın verdiği bir hüküm. Olay biraz karıştı. Küfelilerin şehit imamımıza olan davetinde de aynı sorunun ortaya çıktığını hatırlayın. Süleyman Sürat Hüdayi Hazretleri o zaman da isyanı uygun bulmuyordu. Cihat hükmünün imamın kendisine ait olduğuna inanıyordu. Ve yine unutmayın, Agil'in oğlu Müslüm'ün isyanını yanlış bildi ve geri çekildi. Sonra da olmaması gereken oldu. Hüseyin'in isyanının neden bastırıldığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Bugünkü İmam Seccad'ın hikayesi şehit babasının hikayesinden daha zordur. Bugün de yeni bir iddiacı ortaya çıktı. Musibetimiz iki oldu. Emevi tayfası azdı, Zübeyriler de eklendi. Eğer bugün İmam Seccad amcasını aracı kılıyorsa ya da eğer amcası kesin hüküm vermiyorsa sadece günahkar Zübeyri ve Yezid yanlılarının ağzını kapatmak içindir. Çünkü onlar insanları kandırmayı iyi biliyorlar. Allah'a yemin ederim eğer Ali taraftarları onca acı tecrübeden ve akan kandan sonra yine aynı şüphelere kapılırlarsa çok üzücü olur. Ben ikna oldum Ebu İshak. Şimdi kabul ediyor musun ki Hüseyin'in kanı için isyan ancak Ali yanlılarının kararıyla gerçekleşebiliyor? Evet, kabul ediyorum. Süleyman'a ne yapalım? Ebu Ziyad büyük bir orduyla Irak'a doğru hareket etmiş. Süleyman ve Tavvabiler onlarla savaşacaklar.
niyetleri de Hüseyin için kısastır. Süleyman'ın iyi niyetinden hiç şüphemiz yok. Ama Süleyman'ın siyaseti yok. Hepsini öldürtecek. Savaşı ancak hem siyaseti hem de savaşmayı bilen biri yönetebilir. Ebu İshak'tan daha iyi biri var mı? Süleyman'ın muhtarın görevinden haberi yok. Eğer onunla konuşup da hükmü ona gösterirsek ikna olur ve muhtara biat eder. Süleyman'ın muhtarla biat etmesi imkansızdır. Neden olmasın Ubeyde? O kendini muhtardan daha kıdemli biliyor. Bence bazı dini konularda daha kıdemlidir. Bu hüküm de dediğin gibi ulemaların kararına bağlıdır. Süleyman kendi fetvasına göre davranır. Daha onunla konuşmadık ki. Ebu İshak, Süleyman'la neden kendin konuşmuyorsun? Ubeyde haklıdır. Biz Süleyman'la anlaşamayız. Neden? Benim isyana bakışımla onunki çok farklı. Öncelikle ben zafer için savaşmaktan yanayım. Ama Süleyman zafer için savaşmıyor. Şehit olmak için savaşıyor. Süleyman için zafer şehadettir. İkincisi, ben isyanı Küfe'yi ele geçirmekle başlatmak istiyorum. Kazanmak için mutlaka Küfe hükümetini ele geçirmeliyiz. Ama Süleyman'ın ne Küfe ile işi var ne de hükümetle. Peki ne yapalım? Ya Süleyman ya Ebu İshak. Başka türlü Ali taraftarları ikiye bölünür ve nifak olur. Allah biliyor ki asla Ali taraftarlarının bölünmesini istemem. Ayrıca Ali taraftarlarının katliamı ve yenilgisine yol açan bir savaşa da girmem. Mercane'nin oğlu büyük bir orduyla Irak'a doğru geliyor. Onunla savaşmak herkesin işi değil. Süleyman bir kere zaten mağlup olmuş ona. Aklıma gelen tek çözüm siz ulemalarla konuşmak oldu. Eğer bana katılıyorsanız gidin ve Süleyman'la konuşun. Bu liderlerden bazıları Süleyman'ın tarafındadır. Eğer onlar Süleyman'ı ikna ederlerse Süleyman da muhtarla anlaşmayı kabul eder. Ben kendim onunla konuşursam riyaset için konuştuğumu sanacak. Gerçi dostlarımdan bazıları hala hakkımda bunu düşünüyor. Ben hükümet sevdalısı olsaydım Zübeyirlerin yanında kalırdım ve onların elinden kaçmazdım. O zaten Küfe'nin hükümetini bana verdi. Ben kabul etmedim. Çünkü Zübeyrileri hak görmedim. Eğer Süleyman bin Yezid'in ne için Küfe'ye geldiğini bilseydi bir an bile tereddüt etmeden onlara biat ederdi. Bu geceyi iyi hatırlayın. Benim konuşmalarımı hatırlayın. Bin Yezid Ali taraftarlarını yine onların eliyle yok etmek için Küfe'ye geliyor. Yani aynen Mel'un Mercani'nin oğlunun yaptığı gibi. Hüseyin'i davet edenleri onun aleyhine savaşmaları için zorladı. Eğer Bin Yezid Küfe'ye hakim olursa yapacağı ilk şey Tavvabilerle birleşip onları Mercani'nin oğlunun mezarına göndermek olur. Ben bu Ebu İshak'ın doğruluğuna inanıyorum. Ve şimdi anlıyorum Ebu İshak'ın Zübeyrilere biatı ne içinmiş. Kimse Ebu İshak'ın doğruluğunu inkar etmiyor İsmail. Ben sanıyorum Süleyman da sonunda muhtarın doğruluğuna katılacak. Elini uzat muhtar. Biat etmek istiyorum. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ım, oğlum.
oğluma niyetinde yardımcı ol. Peygamberin torununun intikamını alsın diye. Eğer İbn-i Zübeyir Amer'i Küfe hükümetine tayin etseydi ve Amer hata yapsaydı, günahı halifenin boynuna olurdu. Çünkü doğru bir seçim yapmamış olurdu. Amer'i siz kendiniz seçmediniz mi? Halife sizin oyunuza saygı duydu. Sizin seçiminize güven duydu. Ve yıllarca kazandığı haysiyeti sizlerin yüzünden berbat oldu. Halifenin suçlulara aman vermeye hiçbir hakkı yok ki. İsteğe göre değil ki Müslümanların halifesi her istediğini yapsın. Suçlulardan intikam almak Allah'ın hükmüdür. Zübeyir tayfası iftiharla Hüseyin'in kanının kısasını herkesten önce alacak. Eğer bugün Küfe'de "Ya Lasaratel Hüseyin" feryadı duyuluyorsa şayet, ne mutlu edici. Allah'ın selamı o müminlere ki kendilerine tavvab diyorlar onlar. Ve Allah'ın dininin yardımıyla ayaklanmışlar. Tavvabların isteği Zübeyri halifesinin isteğidir. İşte bu sebepledir ki Zübeyriler de bu sloganı söylemek için ayaklanmışlar. Ya Lasaratel Hüseyin! Aynen muhtarın dediği oldu işte. Evet. Muhtar yıllarca bunlarla haşır neşir de İsmail. Tabii ki onları iyi tanıması lazım. Sen hala muhtara karşı tereddütlü müsün Abdurrahman? Bu cemaatin siyasetçiliğinin muhtara da sirayet etmiş olmasından korkuyorum İsmail. Gönlünü rahat tut ihtiyar. Kötü bir şüphe var içimde İsmail. Mekke'ye gitmek istiyorum. Ve Hanefi'nin oğlundan düşüncesini almak istiyorum. Yaşlı tavvap mürşidimize selamlar olsun. Seçiminize hayran kaldım doğrusu. El hakki tavvabiler kelimesi çok isabetlidir. Ne mutlu size ki nefsinize galip gelmişsiniz. Sizin gibi müminler ümmetin iftiharıdırlar. Allah tüm dileklerinizi yerine getirsin. Ehlen ve sehlen. Ehlen ve sehlen. Şeref verdiniz. Buyurun. Şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Size hoş geldiniz. Şöyle arz edeyim. Ben Küfe'nin önceki valisinin iş bilmezliğinden dolayı tavabilerden özür dilemek için görevlendirildim. Özür dilemenin yanı sıra ayrıca Tavabi cemaatine her türlü desteği de vermeye geldim. Gayet iyi biliyorsunuz ki Bin Ziyad
büyük bir Şam ordusuyla Irak'a doğru yola çıkmış. Ona karşı cihat edeceğinizi duydum. Bize ve Beytülmal'a güvenebilirsiniz. Küfe'nin bir önceki valisinin yaptığı yanlışlardan dilediğiniz özür için özrünüzü kabul edecek ben değilim. Allah kabul etmeli. Hüseyin'in kanı peygamber kanıdır. Hüseyin'in kanına ihanet Allah'a ihanettir. Tavvabilerin cihat etmek istedikleri, evet, doğrudur. Kısmetse bütün tavvabiler şehit imamlarının ayağından öpüp Neynava'ya sahip çıkacaklardır. Sizin bize yardım isteğiniz düşünmemiz gereken bir konudur. Sizin Küfe sarayına girişinizle ilgili haberler Mel'un Ömer Sa'd ve İblis Şemir ile karşılaşmanız ve Küfe mescidinin minberinde yapmış olduğunuz vaaz bize iletildi. Siz sözde kardeşliğinizi ispat ettiniz. Emel'de ne yapacağınızı görmeliyiz. İnşallah Emel'de de yüzünüzü ak çıkarırız. Allah'a tevekkül. Sahi, muhtar nerede? Onu aranızda göremiyorum. Bana neden soruyorsun bunu? Muhtar sizin arkadaşınız. Evet, tabii. Muhtar bizim de arkadaşımız. Mekke'deydik. Sizin isyanınızı duyar duymaz durmaksızın hemen Küfe'ye geldi. Sizin yanınızda olmak için geldi. Allahu alem, yaptıklarından haberimiz var. Ama henüz kendisini görmedim. Ebu İshak birkaç yıl Küfe'den uzaktaydı. Herhalde akrabalarıyladır. Özlemini giderdiğinde mutlaka ziyaretinize gelecektir. Gelirse başımızın üstüne, gelmezse Allah onu korusun. Muhtarın tavvabilerle birleşmesinde tereddütlerim var. Neden şeyhim? Muhtar rakipsiz bir savaşçıdır. Muhtarın güçlü bir savaşçı olduğunda şüphemiz yok. Bunu herkes bilir. Ama muhtarın kafasında ne var? Kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor Allah hariç. Eğer muhtarın niyeti ahiret ise Allah yerine getirsin. Ve eğer niyeti dünya ise Allah ona yol göstersin. Demedim mi? Bu hilebaz Bin Ziyad'ın Müslüm zamanında Ali taraftarlarına yaptığını yapmaya çalışıyor. Allah'a yemin ederim ki şu an Bin Yezid'in elini Küfe'den kesmek Mercane'nin oğluyla savaşmaktan daha önemlidir. Keşke Süleyman bu tehlikeyi anlasaydı. Bu Süleyman zaten hep kafileden geridedir. Hep sonradan anlıyor. Anladığı zaman da zaten ağlamaktan ve tövbe etmekten başka bir şey yapılamadığı zaman olur. Hepimizin yanlışları var Ubeyde. İnsanoğlu hata yapar. Süleyman da bir insandır. Daha ne kadar hata sahip? Daha ne kadar? Allah aşkına yeter artık. Az çile çekmedik bu geç anlamalardan. Ebu İshak, sakalın hatırına isyanı başlat da olayı bitir. Sabırlı ol Ubeyde. Biz nifak olmasını istemiyoruz. Korkma muhtar, nifak filan olmayacak. Ubeyde de benim gibi kılıçların çarpışma seslerini özlemiş. Neden Nuhayla'ya gitmiyorsunuz? Tavabiler orada ordu kurmuşlar. İsmail, düşüncelisin. Nasıl olmayayım bu kadar mesele varken ortada?
Muhtar gelince tüm sorunlar hallolur sanmıştım. Sorunların çözülmediği bir yana sorun üstüne sorun çıktı. Ben bundan daha büyük sorunlar çözdüm. Merak etme, Allah'ın yardımıyla hepsini çözeriz. Sahi Abdurrahman nerede? Süleyman'a mı gitti? Hayır Ebu İshak, Umre'ye müşerref oldu. Umre mi? Bu tehlikeli ortamda mı gitti? Ne diyeyim? Sadece Umre'ye gitmedi. Hanefi'nin oğlunu da görmeye gitti herhalde. Hangi amaçla? Galiba onun hükmü ve el yazısından şüpheliydi. Emin olmak için gitti. Hayret. Bu ağaç sizin davetiniz ve bekleyişiniz bana Ali'yi hatırlattı. Navroan Savaşı'ndan sonra Ali'yi gördüm. Ki tam burada, bu ağacın altında oturuyordu. Küfelilerin gelmesini bekliyordu. Küçük bir grup ona geldiler. Galiba bu lanetlenmiş cemaatin laneti ebedidir. Ali'nin laneti. Nesiller boyu Küfelileri kör ve sağırlaştırmış. Düne kadar hepsi tavvaptılar. Ama Şam ordusunun gerçekten geldiğini ve Tavvavilerin savaşı azmettiklerini duyunca yaşlı kadınlar gibi yuvalarına döndüler. Kem min fatin galil. Kim gelmezse kendi kaybeder. Uygun görürsen muhtara bir haber gönderip de onu Nuhayre'ye davet edelim mi? Hangi amaçla? Tavvabilerle birleşmesi amacıyla. Kuşkusuz muhtar ve yaverleri gelirse ordumuzun gücü çok artacaktır. Muhtar bizim Nuhayre'de kamp kurduğumuzu bilmiyor mu? Mutlaka biliyordur. O zaman isteseydi şimdiye kadar gelirdi. Ebu İshak'ı tanıyorsun, biraz gururludur. Sizin şahsen davet etmenizi bekler. Demek oluyor ki eğer ona teklif etmezsem kendi gururuma mağlup olacağım. Siz kibir ve gururdan arınmış birisiniz. Hayır Rofai, hayır. Ben de bir insanım. Allah ve şeytan arasındaki sınır bir saç teli kadardır. Şimdiye kadar sanıyordum ki muhtar bize gelmediğine göre bizim isyanımıza karşıdır. Bizim isyanımızın amacına karşı değil ki. O diyor ki planlı savaşmalıyız ki savaş meydanının fatihi olalım. Evet. Zafere ulaşmak hem tatlı hem de yücedir. Biz de savaşı kazanmak istiyoruz. Ama her pahasına değil. Ali'nin felsefesi savaşımızın felsefesi olmalıdır. Biz mertçe savaş meydanlarına gideriz ve halisane duygularla savaşırız. Kazansak da ölsek de meydanın fatihiyiz.
Esselamun aleyküm ya şeyh. Ehlen ve sehlen. Savaşın gidişatını askerler tayin etmiyor. Meydanın fatihi, niyeti Allah olandır. Gerçek güç askerlerin yüreğindedir. Onların imanındadır. Sizler benden çok daha iyi biliyorsunuz. Birçok savaşta kafirlerin asker sayısı Müslümanların birkaç katıydı. Ama zafer hep Müslümanlara ait oldu. Bugün Şam'ın ordusu çökmüş bir ordu. Dağılmış bir ordu. Ve amaçsız bir ordu. Bir dokunuşla parçalara bölünebilir. Nohayye'de gördüğüm sevinç ve inançla ve Allah'ın izniyle zafer sizindir. Öyle konuşuyorsunuz ki sanki biz korkuyoruz. Doğrusunu isterseniz Nohayye'yi daha kalabalık görmeyi bekliyordum. Tavabiler çok değiller ama hakikat ve doğrulukta çok fazlalar. Bu cemaat elekten geçmiş ey Allah'ın kulu. Aşıklar, sizin Şam'ın durumu dağılmış, perişan ve çökmüş deyişinizin aksine ben Şam'ın hükümetinin güçlü, ne istediğini bilen ve siyasetini planlı olarak yürüten bir hükümet olarak görüyorum. Zübeyriler eğer gerçekten din için endişeli ve Emevileri düşman biliyorlarsa tüm askerleriyle meydana gelirlerdi. Bir avuç bela getiren altınla değil. Kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Bu altınlar sizin azim ve iradenizin karşısında değersizdir. Ama yapabildiğim en büyük şey buydu işte. Ben Küfe'ye yeni geldim. Henüz Küfe'nin durumu konusunda tecrübeli değilim. Eğer acele etmezseniz ve bir süre beklerseniz belki bir sürü asker toplayıp sizin yardımınıza gönderebilirim. Daha ne kadar bekleyelim ey Allah'ın kulu? Şamlılar Eynolverde'nin yakınına varmışlar. Bekleyelim de Küfe'nin etrafını mı sarsınlar? Bilmiyorum. Nasıl uygun görüyorsanız öyle yapın. Tavabiler dini tekliflerine göre hareket ederler. Ben biliyorum aklından ne geçiyor. Ama bunu bilmelisin. Ali taraftarları Irak'ta ağır kayıp vermişler. Irak'ta Ali taraftarlarına düşmanlık yapan her hükümet yok olmaya mahkum olur. İster Zübeyri olsun, ister Emevi. Bunları da götürüp Küfe'nin muhtaçları için harca. Ali'den sonra fakirler ve muhtaçlara pek bakan olmadı. Kardeşlerim, pir ve mürşidimiz Süleyman'ın emriyle Elgame'nin yanında kamp kuruyoruz. Peygamberin torunu ve şehitlerin seyitini Ali'nin oğlu Hüseyin'in türbesini ziyaret etmek için hazır olalım.
Tavabi kardeşlerim, huzurunuzda kılıcımın kılıfını kırıyorum. Bundan böyle kılıfta durmasın diye. Ben saçlarımı kazıtıyorum. Çünkü askerliğin ilk şartı budur. Ben şehadet guslü alıyorum ve kefen giyiyorum. Ve yemin ederim ki ne savaş ganimetleri için savaşıyorum, ne de dünya malı için savaşıyorum.